Bir de akaryakıt yükü var çiftçinin, tarım ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın ve ne yazık ki günden güne gelen zamlar onları da etkiliyor. Sadece onları değil, hepimizi etkiliyor. Pazartesi gününe, hemen bayram dönüşüne yeni zamlarla uyanmıştık. Akaryakıt zammı da zamlandı efendim. Dün gece yeni bir zam geldi. Ne, benzine mi? Hem benzine hem motorine. Hayırlı olsun. Sürekli zam. Artık araba binmek bile istemiyoruz. Geçen seneye göre neredeyse %100'ün üstünde artış var. Bir yıl önce ben 30 litre alıyorum. 600-700 liraya alıyordum. Şimdi 1-200-1-300 oldu yani. Bu zamlarla başa çıkabiliyor musunuz? Hayır. Çıkamıyoruz. Akaryakıt zamlarına yetişemiyor araç sahipleri. Benzine 2 lira, motorine 1 lira 68 kuruş zam geldi. Akaryakıtın litre fiyatı 42 lirayı geçti. Zamları takip edemiyor artık tüketici. Her gün zam, her gün zam, baktık. Psikolojimiz bozuldu. Bırak. Daha bakmıyoruz. Pumpaya bile bakmıyorum. Cebinizden çıkan para. Ona da artık bakmıyoruz. Kartla arıyorum. Bu sefer para arıyoruz, kartı yatıralım. Sürücüler araçlarının deposunu doldurabilmek için kredi kartlarının limitlerini zorluyor. Aslında zam bayramdan önce de gelmişti. Çok geçmeden yine zam yapılmasına karar verildi. Ama o zam bayram tatili dönüşüne ertelendi. 2 liranın altındaydı zam. Ama bayram sonrası o zamma da zam geldi. Ertelenen akaryakıt zammı gece yarısı pompaya yansıdı. Biz de memleketten geldik ama önceden daha az yakıyordu. Şimdi daha fazla yakıyor maalesef. Memleket neresi? Çorum. Kaç kere depoyu doldurdunuz? 3 defa. Ne kadara mal oldu yani? Yani 5000 lirayı buluyor. Aynı yolculuğu geçen sene yapsaydınız? Muhtemelen 2000 lira falan o civardaydı yani. Genel seçimlerde 18 liraydı mazot. Şu anda baktığımda 42 küsürü görüyorum. 76 kuruşluk zamla birlikte benzinin litresi yeniden 20 liranın üzerine çıkmıştı. Şimdi seçim sonrası gelen bu 66 kuruşluk zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 21 lira 23 kuruştan satılıyor. O zamanlar 20 liranın üzerine çıktığı için gündemden düşmeyen akaryakıt fiyatları şimdi 42 liranın da üzerine çıktı. Genel seçimlerin üzerindense öyle çok uzun bir zaman değil. 13 ay gibi bir süre geçti. Ancak genel seçimlerden sonra akaryakıt fiyatları zam üstüne zam gördü. Ve son gelen zamla birlikte İstanbul'da benzinin litresi 42 lira 26 kuruşa, motorinin litresi ise 42 lira 34 kuruşa yükseldi. Şu anda 1500-1600 lira oldu, hala fullenmedi. Oradaki bakanlara bakmak istemiyorum. Geçen sene bugün benzinin litresi 24 lira civarındayken 40 litrelik bir aracın deposu 984 liraya doluyordu. Şimdi aynı depoyu doldurabilmek için sürücüler yaklaşık 1700 lira ödemek zorunda. Hep 50 liralık alanlarsa geçen sene 2 litre benzin alabiliyorlardı. Şimdi ancak 1 litre benzin alabiliyorlar. Yani alım güçleri yarı yarıya düştü. Bu zam sürücülere ağır geldi ama Temmuz ayını yine zamla karşılayacaklar. Akaryakıta ÖTV zammı gelecek. Akaryakıt fiyatlarının litrede 3,5-4 lira artması bekleniyor. Yani 2 haftalık süreçte benzine de motorine de 5 liranın üstünde zam yapılmış olacak. Maliye Bakanımız durumu görüyordur herhalde. Halkın ihtiyaçlarından kısmak yerine kendi giderlerinden kıssalar daha iyi olur, daha hayırlı olur. Tamam. Ama her şeyin faturasını öncelikle halk ödüyor.